Tarih ve kitap meraklıları İstanbul Sahaf Günleri'nde bir araya geldi. Türkiye'nin ilk betimlemeli karma resim sergisi Tablolar Konuşuyor sanatseverlerle buluştu. Megastar Tarkan Açık Hava Tiyatrosu'nda konserler serisi verdi. Geride bıraktığımız hafta içerisinde düzenlenen çeşitli açılış, davet ve etkinliklerden derlediğimiz haber turumuzla programımıza devam ediyoruz. Tatil sezonunun sona ermesiyle birlikte iş, cemiyet ve sanat hayatının ünlü isimleri, düzenlenen çeşitli sanat davetleri, organizasyon ve konserlerde bir araya geliyorlar. Haftanın ilk sanat etkinliği, kitap ve tarih meraklısı ünlü isimleri bir araya getiren Polat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Polat ve İbrahim Polat Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Polat'ın ev sahipliğinde düzenlenen sanat organizasyonuydu. Piyale Paşa İstanbul Sahaf Günleri adı altında düzenlenen etkinlikte Polat ailesi misafirleriyle yakından ilgilendi. Bu özel davette Adnan Polat, konut, rezidans, otel, ofis ve alışveriş sokağından oluşan İstanbul Beyoğlu'nda bulunan ve yapım aşamasındaki projeleri hakkında bilgi verdi. Projenin özelliği ortasında bir tane 800 metre uzunluğunda bir alışveriş sokağı var. Yani içinde o alışveriş sokağında 120'den fazla dükkan olacak. Yani AVM'lerin aksine bu bir sokak olacak. Genişliği İstiklal Caddesi'nden birazcık daha dar olacak. Bir 2-3 metre daha dar olacak. Etrafında konutlar, otel, iş yerleri, işte spor alanları, sanat alanları, kültür merkezi olacak. Uzun yıllardır inşaat sektöründe olan İbrahim Polat, yürütmekte oldukları projelerin detaylarını anlattı. 70 senedir inşaat yapıyorum. Kanunsuz yapmıyorum, kaçak yapmıyorum. Hepsinin iskanını alıyorum. Suyu, elektrik, gazı kat mülkiyetinde yapıyoruz. Hepsi teslim ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu Onursal Başkanı ve UEFA Eski As Başkanı Şene Serzik, sanat organizasyonunun konukları arasındaydı. Soyak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Soyak ve Kaan Yücel, kitapların yer aldığı standları gezmek ve eserleri incelemek için davetteki yerlerini almışlardı. Haftanın öne çıkan